Kahramanmaraş'ta yıllardır lokantacılık yapan Zafer Ayranpınar'ın Ar-Ge çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkardığı kolajen çorbası, doğal kolajen etkisiyle hem gençleştiriyor hem de birçok hastalığı iyileştiriyor. Gençleşme iksiri olarak da bilinen kolajen tabii artık ilaçlara girse de Kahramanmaraş'ta bu tabu yıkılarak kolajen çorbası gün yüzüne çıktı. Bu işin mimarı ise yıllarını bu işe adamış Zafer Usta'mızla birlikteyiz. Bugün bizlere yanlış duymadığınız kolajen çorbasını anlatacak ve tamamen doğal yollarla elde edilen bir çorbayı bizlerle paylaşacak. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi yeni bir çorba yaratmak, her zaman bir Ar-Ge çalışması yapan bir insanım. O yüzden dedim ki bu yeni güzellik merkezlerinin çoğalmasıyla bayanlarımız ücretler ödeyerekten kolajen kullanaraktan, kimyasal kolajenler kullanaraktan ciltlerine bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama biz bunu natürele çevirdik. Çorbanın içerisinde bulunan doğal kolajeni ise bağışıklığı güçlendirir, cildi gençleştirir, gribal enfeksiyonlara iyi gelir, kas yırtılmalarında, kemik sağlığında, kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda bol tüketim önerilir. İçerisindeki kolajen içeriği dışında da magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi mineraller içermesinden dolayı hızlı bir şekilde iyileşmenin yanı sıra cilt, tırnak ve saç sağlığına yarar sağlar. Özellikle cildin elastikiyetini artırarak daha genç bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılarda, kırıklarda, çıkıklarda vücudun daha sağlam, daha çabuk iyileşebilmesi için bu kolajeni zaten isterseniz tüketiyorduk ama bunu çoğaltmamız lazım. Özellikle yaşlılarda kas ağrılarında, diz ağrılarında, işte kazalarda, işte kırık çıkıklarda daha çabuk iyileşmesini sağlayan, özellikle de yani son dönemde dediğimiz gibi güzellik merkezlerinde kimyasal bir güzellik iksir olarak adlandırılan kolajeni biz doğal bir yemek haline getirdik. Bu da çok lezzetli oldu. İnşallah bunu hep beraber tadacağız. Lokantacı Zafer Ayranpınar, kolajen çorbasının sırrını ve tarifini Aksu Haber'le paylaştı. Bunun içerisinde bizim ayak dediğimiz büyükbaş hayvanların ayaklarından o sert tabakalarını alıp biz onu saatlerce kemik suyuyla, bol kemik suyuyla kaynatıp onu bir lokum haline getiriyoruz. Daha sonra onu dinlendirip belli bir şekilde doğrayıp güzel bir yoğurt sosuyla, özel süzme yoğurtla yapıyoruz biz bunu. Defne yaprağı, işte biraz karabiber, biraz sarımsak, tabii ki biraz hafif de isteğe bağlı sirke kullanarak güzel bir çorba sosu ayarlayıp onu da kolajenle beraber birleştirip güzel bir lezzet çıktı ortaya.